Gazze meselesinde İsrail-Filistin savaşında karınından konuşanlardan, karnından konuşanlardan olmadık. Doğruyu telaffuz edeyim. Her zaman için. Modern çağın Hitler'i dedik mi? Dedik. Netanyahu. Netanyahu yönetimiyle demokrat, vicdanlı, git artık diyen İsrailleri de ayırmak lazım. Dedik mi? Dedik. Ve nitekim Tel Aviv başta olmak üzere İsrail kamuoyu yükselen sesle bir tepkisellikle Netanyahu'ya git artık diyor ve anket 1445 kişi 18 yaşından büyük araştırma yapılmış kamuoyu yoklaması Netanyahu sona doğru baskından 7 Ekim baskınından ve güvenlik açığından istihbarat askeri zafiyetten o sorumlu diyenlerin oranı İsrail'de yüzde yetmiş beş. Bu savaş bir an önce bitsin. Savaş biter bitmez o oh, istifa etmeli. Yüzde altmış altı. Savaş sonrası hemen sandık gelmeli. Hızla bu aşırı sağ koalisyondan kurtulmalıyız. Seçime gitmeliyiz. Yüzde altmış dört. Seçim isteyen özellikle Likud seçmeni. Netanyahu hangi partinin lideri? Likud, sağ cephe. Bizzat kendisine oy veren seçmenin yüzde 45'i seçim istiyoruz. Senden kurtulmak istiyoruz diyorlar. Bakış açımızı daha da netleştirmek açısından önemli bir araştırma paylaştım. Netanyahu sona doğru gidiyor. Aynı zamanda da İsrail'de, İsrail devletinde de çok ciddi bir kriz var. Bir ara manşet atalım mı? Devlet krizi. Hem sivil bürokrasi hem askeri bürokrasi, ordu ona güvenmiyor. Yetersizsin ve istifa etmelisin. Çok ciddi şekilde seslendiriliyor bu bürokraside. Devlet yarılmak üzere ve en anlamlı protesto. Madem Netanyahu sona doğru dedin, acaba son lahey olur mu? Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi. En anlamlı protesto. işte burası. Dün çekildi bu fotoğraf. Lahey'de. Netanyahu ise war criminal. Netanyahu savaş suçlusudur. Yargılanmalıdır. Teşekkür ederim Enes. Jimmy kameramanım harika doldu. Tarihe not düşelim. Böyle yürekli insanlar da var. Netanyahu, sen bir savaş suçlususun. Lahey Savaş Suçları Mahkemesi'nin önünde açılan pankart. Bugüne kadar en anlamlı pankart desem bana katılırsınız galiba. Peki Biden, Netanyahu'nun arkasındaki en önemli güç. Kameralar önünde güldü, sarıldı. İçeriye geçildiğinde yeter. Kara harekatı da yapma. Bitir artık bunu. Artık arkanda durmakta zorlanıyorum dedi mi? Bu seslendiriliyor. Dün kameraların karşısında canlı yayında 82 yaşında ayakta zor duruyor, havayla tokalaşıyor. Akıl baştan gitmiş. Birileri kumanda ediyor belli. Acil durum var, ben odama gidiyorum, acil durum odasına dedi. Seyredin. Hale bakın. <laughs> Toplantıyı acil koduyla kısa kesti, acil durum odasına gitti. The Pope and I are on the same page. He, uh, he was very, very interested in what we were doing to deal with some of the crises we were facing, particularly in Israel this time around. And I laid out to him what the game plan was, how we thought we should uh, be providing the kind of assistance to Israel that needed. Beyaz Saray güvenlik toplantısından fotoğraf paylaştı. Biden'ın İsrail Hamas çatışması hakkında bilgi almak için durum odasına gittiğini duyurdu. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin bir briefing aldı. Yazılıydı. Başkan Biden ve Başkan Yardımcısı Harris, ulusal güvenlik ekibinden İsrail ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin bir briefing kaldı yazılıydı. ABD'nin Orta Doğu'daki üsleri bir süredir drone ile saldırıların hedefindeydi. Hatta sırf bu nedenden ABD Orta Doğu'daki üslerine takviye yapma kararı aldı. Son olarak da El Tanf üssüne bir saldırı düzenlenmişti. Ekonomik konulu toplantısını kısa kesen Biden'ın acil durum odasına gitmesinin Amerikan üslerine yapılan saldırılarla ilgili olduğu iddia edildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı SENTCOM, Biden'a toplantıyı terk etmeden bilgi verildiğini aktardı. Verilen bilgi Suriye'nin güneybatısında gerçekleşen bir saldırıydı. Belki de ilk kez Halk TV ekranlarından duyacağınız işaret fişeği anlamı taşıyan bir önemli canlı yayın. Dikkatler Kıbrıs'a da, yavru vatanımıza da, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de artık bu kelimeyi de kullanmalıyız. KKTC biliyorum. Tam söyleyelim. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de dikkatimizi çevirmemiz gerekiyor. Neden? Bir şeyler oluyor. Alman askerinin ne işi var İngiliz üstünde? Anlatacağım. Erken uyarı haberi. Yavru vatana dikkat. Şimdi Kıbrıs dediğimiz zaman askeri güçler, garantör devletleri olarak orada varlar. Garantör devlet tam da Gazze meselesi konuşulurken kimler? TC, Türkiye Cumhuriyeti, KKTC dünyadaki kitabı ifadesiyle. Güney Kıbrıs Rum yönetimi orada var. Garantör değil yaşayan toplum olarak. United Kingdom, İngiltere, Büyük Britanya, Birleşik Krallık ve Fransa var. Gerçekten üstleriyle oradalar. Türkiye iki tümen bir zırhlı Tugay, üç alay ve iki taburla garantörlük görevini Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından ifa ediyor. Peki İngiltere? Ağrotur ve Dikelya'da iki üssü var. Bunların bir anlamı var. Bir yere çıkacak. Fransa. Görüşmeler devam ediyor. Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs yönetimiyle. Üs açmak üzere. Bir göstereyim isterseniz. Yukarısı. Dip karpaz uç Girne-Lefkoşa. Bizim Türk Cumhuriyetimiz ve Türkiye'nin garantörlüğü Türk askeri. Aşağıda Larnaka. Hemen doğusunda Gazi altında Dikelya üssü. Evangelos Florakis. Fransızlar buraya üs açmak istiyorlar. Mari üssü, deniz üssü ve Agratori. İşte meşhur İngilizlerin Limasol'ün hemen altındaki üssü. Bunların bir anlamı olması lazım. Bunların anlamı. Daha farklı mı bir anlam kazanıyor bu süreçte? Çünkü Gazze'ye çok yakın orası. Dikkat! Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı olarak. Uluslararası anlaşmalar bugün itibariyle yavru vatanda Kıbrıs'ta bütünlük içerisinde ihlal ediliyor. İngiliz üstlerine garantör devletlerden gerekli izinler alınmadan üstler kullanılarak adaya zarar gelebilir. Alman askerleri geliyor buraya. Bunu vurguluyor. Gerçekten Alman özel kuvvetleri sessiz sedasız. Şu alt başlığı enes bir yansıtsana. Herkes görsün ve kayıtlara geçsin. İlgilisinin de bilgisine. Şu dakikalarda Kıbrıs'ta artık Alman özel kuvvetlerinin askerleri İngiliz üstünde. Ne işleri var? Türkiye'den izin alındı mı garantör devlet olarak? İşte anlatalım. Neden önemli? Şu gerçek bir harita ve mesafe ölçümünü de bilinçli olarak yerleştirdim. Enes yine dolar mısın rica etsem? Bakın altında mesafe ölçümü diyor. Gazi Magosa'ya batırdım pergelimin iğnesini. Açtım açtım Gazze'ye. Ne kadar biliyor musunuz? 420 kilometre. Bir jet uçağı için 420 kilometre nedir? Birkaç dakikadır. İnanın birkaç dakikadır. Tel Aviv birkaç dakika, Kudüs birkaç dakika, Batı Şeria birkaç dakika, Gazze birkaç dakika. Hemen burada Alman, Fransız, İngiliz askerleri ve İngiliz üsleri uçaklar Larnaka hızla Gazze'ye İsrail için müdahale. Kıbrıs Gazze için bir üs haline mi getiriliyor? İsrail için bir üs haline mi getiriliyor? Sonsuza kadar o uçak gemileri, İngiliz ve Amerikan donanması orada durmayacak. Türkiye'den izin almadan uluslararası anlaşmalar yerle bir edilerek şu anda Kıbrıs Rum kesimine yığınak mı yapılıyor? Erken uyarı haberi. Halk TV. Türkiye adına, Türkiye'nin ve bölgenin güvenliği adına bu haberi size aktardı. Alman özel kuvvetler askerlerinin Kıbrıs'ta ne işi var? Bu sorunun cevabını bekliyoruz. Brüksel'den, Berlin'den. Devam edelim. Dün gece